devam ediyor. Meydanında çözümle birlikteyiz. Bundan sonra burada yaşananlara daha iyi bir gelecek için nasıl çözümler üretmeliyizin yanıtlarını bulmaya çalışacağız. Birinci bölümü kapatırken muhabbet bizlerle birlikteydi. Almanca bir arabeskin sözlerini bizlerle paylaştı. İlk buluşmamızda kavga ettik, ayrıldık. Allah beni de senin yanına alsın. Yani gidelim öbür dünyaya birlikte falan gibi sözleri vardı, değil mi? Tabii usta. Biraz efkarlı sözlerdi. İsyan vardı. İsyan vardı, efkar vardı. Şimdi bu arabesk sözleri dinleyince şu Alman arkadaşımıza bir sorar mısınız? Rakıyı koyup yanına da beyaz peynirini alıp ne olacak bu memleketin hali diye efkar bastı mı? Bir sorar mısın ona bu şarkıyı dinlediğinde ne hissetti? Simon wurde gerade gefragt, eben als das Lied vorhin gehört hast, was hast du empfunden? Hast du echt das Gefühl gehabt, so ich komme in eine Depression rein oder was für ein Feeling? Ne dedi, rakı beyaz peynir dedi mi? Demedi mi? Bak, du wirklich so tief in Depression geraten bist, dass du Lust hast auf einen türkischen Schafskäse mit einem Schokolade. Şimdi dedi mi? Şimdi dedi, tamam. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht so genau zugehört. Ne dedi? Ha? İyice bir dinlemedi. Bak şimdi. Benim tam ona uygun bir misalim var usta. Söyle, kısa bir dakika. Şu mikrofonu verir misiniz? Ha, tamam, söyle. Arabeski Alman arkadaşlara kısaca anlatmak için Alemine Enchin diye bir çocuk şarkımız var. Alemine Enchin için mi oftimiz? Bunu anlar diyorsun yani. Onu anlar. Alemine Enchin kennst ja. Ja. Und die Erklärung von Arabesk oder Armbesk von dem ganzen neuen Arabeskin anlamı dramatik dönüşü o küçük die kleinen Enten ertrinken. Yani o küçük şeyler var ya, ördekler boğuluyor. Onun için ya boşuna anlatıyorsun de, bak. Alman realizmi ve pragmatizmi senin arabeskini anlamamış kardeşim. Bak, boşuna anlatıyorsun. Böyle. Olsa, onlar realist adamlar. Öyle. Biliyorum ama bak. Onun sözlerini alıp anlaması için ya anlamasınlar boş. Adam ağlamak istemiyor. Ağlasın, ağlasın. İş yapmak istiyor. Ağlasın mı? Çocuk parçasını ağlatacağım onu bak. Peki hadi bakalım. Alle meine Enchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Gülüyor ya. Abi die Enchen sterben gerade. Hadi yalancıktan da olsa ağlayıver bari ya. Yani Almanlığın alemi yok. Biraz Türk ol, hepimiz Türk'üz. Dök iki gözyaşı şurada, ne olacak ki ya? Bir dakika. Efendim? Şimdi bizdeki arabesk yaşam ve düşüncenin karşılığı yok burada, Alman değil mi? Alman kültüründe karşılığı yok. Evet. Onun için hakikaten sizin Türkçe'de hissettiğiniz o rakıyı çekip alma şimdi bile depresyon diye tercüme etti. Aslında değil. Yani bizdeki arabesk, Arap dünyasındaki yaşam kültürü Almanya'da, Almanlar daha realist. Onun için o manayı tercüme etmek mümkün değil. Usta kısaca bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ethno müzik dediğimiz bir gerçek var. Çok meşhur olan ben mikrofonsuz olmaz. Save and I Do bugünlerde son zamanlarda mi? Çok başarılı ve ben arkadaşımızı tebrik ediyorum. Save and I Do nasıl kendi geçmişiyle birlikte Almanlara bir takım yenilikler öğrettiği gibi ben eminim Murat da muhabbet ile Almanlara bu arabeski çok güzel bir şekilde öğretecektir. Ama çok teşekkür ederim. Sonra Simone'u dinleyeceğiz yine. Evet. İyi akşamlar Ali Bey. Hoş geldiniz Almanya'ya. Arabesk konusunu dinliyoruz. Ha? Ben Nilgün Sert. Ben 500 nüfuslu bir Alman köyünde oturuyorum. Yeşim'in de annesiyim. Ben Alman korosunda söylüyorum. Köy korosunda. Şöyle girdim ben şeye. Bizim köyde 5-6 tane kulüp var. Almanların içine girmek için muhakkak bir kulübe girmek gerekiyor. Yani zorlamak gerekiyor. Benim aslında çok iyi Almancam yok. Ha ben şunu öğrenmek istiyorum. Burada bir ciddi tartışmayı aslında Kemal Şahin başlattı. Bizdeki arabesk kültürün, arabesk yaşam tarzının şimdi, Alman yaşam tarzında, Almanca'da bir karşılığı yok dedi. Yok, gerçekten yok. Biz şarkılara bakıyorum ben. Çimenden, çiçekten, böcekten, çam ağacından, buluttan, güneşten bahseder genelde. Efkar yok mu hiç? Yok, hiç yok ben mu? Rastlamadım. Yok mu Simon hiç sizde efkar? Yani yok, olmaz, gerçekten. Olur ya o insanda kadar... insan olup da efkar olmaz mı? Şiirler var, şiirlerde öyle depresyonlara giriyor. Çevirdin değil mi? Tamam, evet.
Tamam, o ne anlatıyor? Ya, ja, das, das Problem ist, solche Musik höre ich sehr ungern, weil das schlechte Laune verbreitet. Ja, sehr rational auf jeden Fall. Ne, ne dedi, bir dakika. Dedi, öyle müzikleri dinlemiyorum çünkü moralimi bozuyor. Yani biz ev karımızda, biz, yani nasıl anlatayım? O konuya tam katılamayacağım ustam. Çünkü burada Almanya'da generasyonlar geliştikçe Alman arkadaşları artık aralarında Stefan'la Peter'ın aralarında öpüştüğünü görüyorum yani. Bizim burada Almanya'da erkekler de öpüşmeye başladı yani. Tabii yani bizim burada çok büyük bir kültür anlamında çok büyük bir etki oldu karşılıklı değil mi? Tabii. Onun için yani Simon arkadaşımız biraz olsun Fawyet o ama beni çok eski yani, Alman o. Eski kafa Alman. Efkarlı Alman getirirdim ben sana. Evet. Yeni generasyon yeni tamam, efkarlı ya. Alman arkadaşlarım getirirdim. Rakıyı dizelerdi buraya. Yanına da bir ne bileyim vodka'yı koyarlardı. Onlar da efkardan gidiyor. Yani her insan duygusu var. Her bak, insan Simon'u duygusu. Tercüme etmeye çalışmak yerine Simon'u kendisinden dinlesek kendisi anlatsa. Yani. Ya bu yani nasıl duyguları bu tür şarkılarla ilgili duyguları nasıl? Hakikaten Almanca'da hiç böyle şarkılar sevilmez mi? Duygulanılmaz mı? Efkarlanılmaz mı? Ya sadece kendi kişisel görüşü olarak değil. Almanların genel eğilimi olarak soruyorum bunu. Er fragt mal allgemein nicht nur dich persönlich, sondern überhaupt so, glaubst nicht, dass es eben Lieder gibt, sag ich mal, die bis wirklich an die Seele geht, die jemand, wie gesagt, was meinte vorhin mit der schlechten Laune, wirklich nur Lieder gibt, die wirklich einen so ein bisschen down machen, einfach nur um sein Gefühl mitzuteilen. Ja, ben o kadar uzun sormadım ki. İki cümle bir şey sordum, yarım saattir tercüme ediyorsun ha. Den Zor diyorsun Beispiel, soru. Der da wie gesagt auch Lieder singt, sag ich mal, die einfach an die Seele gehen. Ben Almanca kitap yazmışım da haberim yok yani, vallahi. Evet. Das glaube ich schon, dass es solche Lieder gibt, aber ja, wie gesagt, ich höre solche Lieder nicht. Allgemein ist das deutsche Volk, sag ich mal, also die Deutschen. Das ist schwer zu sagen, weil im Deutschen Musik, ja, in einer deutschen Musikkultur kenne ich mich nicht so gut aus. Mikrofon mal. Und da kann ich eigentlich weniger zu sagen. Also es gibt schon Leute, die hören so Xavier Naidoo und sind dann auch traurig, kann ich mir vorstellen. Aber ja, wie gesagt, da kann ich wenig zu sagen. Nedir durum? Ya fikrim yok yani diyemeyeceğim yani diyeceğim. Bir şey diyemiyorum diyor yani. Genel konuşamam diyor. Benim düşüncem, ben bu tarz müziği beğenmiyorum ve dinlemiyorum daha doğrusu. Şimdi ben bir şey demek istiyorum daha doğrusu. Bir şey demek istiyorum. Şimdi bir dakika. Simon bana, olarak mı siz kendiniz olarak? Kendiniz olarak. Şimdi arkadaşlar sonra sen Simon, ne? Simon bu kadar uzun şeylerden sonra yarım cümle bile etmedi ya. Çevirdiğinizde. Adam diyor yani diyor benim şey yapmıyorum. Şimdi adam mesela, sevmiyor diyorsun. Özeti bu. Bana mesela sonra sen ne tarz müziği dinliyorsan işte Alman arkadaşlar diyorum ben halk müziğini dinliyorum. Hani folk müziği. Folk müzik. Adam bana geliyor nasıl folk müziği dinliyorsun? Şimdi biz mesela Türkler olsak bizim damarımız o başka olduğu için o evet. Bakımda biz halk müziği dinliyoruz. Almanya mesela folk müziği dinliyor mu halk müziğini? Adam kafayı sallıyor. Mesela Almanya daha çok mesela adam mesela o internasyonel dediğimiz müzikleri dinledikleri için bu gibi arabesk olsun, şey olsun, Almanya'nın ancient olsun gibi bir şey dinlemiyoruz daha doğrusu. Anladım. Peki Aslı bir şey söyleyecek bu konu? Bizim kültürümüzde şey varken işte arabesk falan Almanlarda yok folk müzik var. Ama Almanlarda kültür, Alman kültüründe şiirler var ve kitaplar, tiyatro. Onlar acılarını onlarla gösteriyorlar. Kuşkusuz yani evet. Sanatın içinde şarkılar, acı vardır ve tiyatro, acıları ifade etmek içindir sanat kitap, bir bakıma da. Şiir daha fazla hı-hı. Öyle. Şimdilik yavaş yavaş. Şarkılarda olmayabilir bizlerden ama. Bizlerden öğreniyorlar. Evet. Peki tamam. Üzüldüğü zaman ne yapıyor arkadaş onu sorabilir miyim? Simon, was machst du, wenn du traurig bist? Wenn, keine Ahnung, Streit mit der Freundin, sie hat sich getrennt, du sitzt jetzt alleine da, was machst du dann? Ja, anscheinend nicht so viel. Bier trinken. Ja, Bira içiyor arkadaş. Sordum ki dedim usta. Üzüldüğün zaman kız arkadaşın senden ayrıldı. Üzücü bir durum oldu. Ne yapıyorsun? Ne dedi usta? Cevap gelmedi gördü. Bira dedi. Bira demedi mi? Ya birayı öbür arkadaş dedi. Ha öyle dedi. Bir dakika. So, dann gehe ich lieber zu Freunden und unterhalte mich darüber. Und dann, das baut mich mehr auf, als wenn ich jetzt traurige Musik höre und die mich noch mehr runterzieht. Ne diyor? Çevir bakalım. Diyor arkadaşlarımla beraber oturup konuşuyoruz. Onlar beni motive ediyor. Ben öyle. Ya kültür farkı usta. Ben eve gidiyorum, açıyorum, efkarlanıyorum, şarkımı söylüyorum. Ne bileyim istersem ağlıyorum, ağlamıyorum, gülüyorum, coşuyorum. Ya biz onun için
Bizi Züitlende diyorlar. Bizim temperamentimiz ya da duygularımızı hemen açık ortaya serdiğimiz için onlar baştan anlamıyor. Ama ben biliyorum ve Simon biraz oradan uzak kalmış gibi geliyor bana. O kadar çok arkadaş var. Kreuzberg'de olsun, Köln'de olsun, Bocklemünde olsun, Kalk'ta olsun. O kadar Alman arkadaşlar Türklerle büyüyüp, doğup büyümüş. Türk, Arap, başka kökenli arkadaşlarla büyüyüp onların kültürünü de öğrenip onlar da aha tabii ben her insan duygulanıyor. Her insan başka ama yani bizden öğreniyorlar oturup da yani ne bileyim işte kafeye çekmek mi işte rakı içmek ondan sonra duygulanmak, efkarlanmak bizim yani o öyle bir katkımız da oluyor ama güzel anlamda da oluyor. Bizim düğünlerimize baktığımız zaman diyelim ki biz gelin almaya gidiyoruz kapının önünde davul zurna Almanlar bakıyor diyor aa vay ne iş bunlar ne yapıyorsunuz o. Ama yakında onlar da başlayacak. Tabii ya yani, eminim. Davul zurnayla. Eminim. Almanlar. Eminim usta. Usta peki. Tamam muhabbet usta teşekkürler. Sağ olasın. Efendim. Ha bir dakika, Simon bir şey söyleyecek, bitirmedi. Dur. Also da muss ich dir recht geben, dass die Südländer temperamentvoller sind. Und ich sehe das ja an meiner Freundin, die kommt aus Spanien, ist auch Südländerin. Die hört sich auch mehr Musik an als ich, das ist eigentlich normal. Und sagt dann immer, oh, was für ein schönes Lied. Und ich sage, ja, okay. Ja, arkadaşımız şimdi nişanlısı İspanyol olduğu için o da tanıyor yani bizim... temperamentimizi, bizim kültürümüzü. Ona benzer o da kız arkadaşı Akdeniz, oturup... Akdeniz müziği, evet. Aynen, oturup şarkıları dinleyip, aa ne güzel şarkı ama Simon arkadaşımız diyor, aa ne ben anlamadım falan yani şarkı... Fazla müzikle alakası olmadığı için de olabilir yani, müziği sevmeyen insanlar da var, ona da tabii saygımız sonsuz ama... Tamam, peki. Tamam, çok teşekkürler. Bakalım, mikrofonları toplayalım. Bakalım buna, yok de bir saniye, buna biz ona devam edeceğiz. Buna ne diyecekler bakalım? Yani Alman arkadaşımız ne diyecek? Sizler ne? Çünkü evet Almanca arabeski efkarlı bir terennümle dile getirdi muhabbet ama son yıllarda özellikle 10 yıl önce başladı bu trend. Rap müziğinin o isyankar tavrıyla Almanya'nın ikinci kuşak, üçüncü kuşak çocukları yaşadıkları toplumdaki yabancı düşmanlığına karşı, yabancılaşmaya karşı sorunlarını dile getirdiler. Karteller o dönemde, Karakan o dönemde, Erci o dönemde çıktı ortaya ve o kültür de devam ediyor. Bakalım o müziğin son örneklerinden biri burada. Ona ne diyecekler? O müzik neler anlatacak? Hem sizlere hem buradaki herkese ve Alman dostumuza ve arkadaşımıza yarısı Alman yarısı Türk olanlara da elbette biraz sonra onlarla da konuşacağız. İsimleri rap müziği tarzında. Sama Cem. Sama. İyi akşamlar. İsminiz? Cem Toraman. Niye Sama Cem? Sama Cem çünkü İngilizce Sama Cem diyorlar. Ondan sonra biz de ondan bir şaka yaptık. Cem normalde J-A-M yazılıyor. Biz de Cem Türkçe yazılışını kullandık. G-Style? Evet. Niye G-Style? Niye G-Style? Çünkü G harfi G oluyor ve benim asıl ismim Gökhan Kılıç. Oradan geliyor. Evet. K-1? Evet. Ne evet? Arkadaş Türk değil. Ha değil. Ne? Filipinli. Nerede? Filipinli. Sizin gruba katıldı ama Türkçe mi söylüyor? Yok hayır. Sizin biz zaten kendimize Türkçe söylemiyoruz. Niye söylemiyorsunuz Türkçe? Almanca kendimizi daha iyi ifade ediyoruz. İfade ediyorsunuz. Evet. Peki şimdi başlayacağız ama bir Türkçe olarak ne anlattığınızı söyleyin de herkese sonra Almancasına geçin. Şarkınız ne söylüyor? Bu parçamız. Tanıyor musun bu grubu? Grup tamam kendisini uzun zamandır yani tanışıp görüşüyoruz. Dinliyorsun müziklerini. Tabii biliyorum tanıyorum arkadaşları tanıyorum buradan da respekt biz buradan birbirimize respekt gönderiyoruz. Peki. Usta arkadaşlarla ben sizi baş başa bırakayım. Tamam. Ben buradan ufaktan bitireyim. Peki sen ufaktan tüy muhabbet. Sağ olasın. Hepinize iyi akşamlar çok sağ olun. Muhabbete teşekkürler. Peki ne anlatır şarkınız ne söyler? Bu parça aslında arkadaşım G-Style'e ait ve onun işte müzik hayatına geri dönüşünü anlatıyor.